Berkciğim, oyuncaklarınla oyna, gelirim ben. Bebeğim, bak bak, dövme yaptırılırken video çektirdim. Bak gel. Sen şey diyordun ya, hani ciddi bir şey konuşacağım seninle falan filan. Ben ciddi mi dedim? Ha. Allah Allah. Yok canım, ben bir film izlemiştim, uyuyakalmışım sonunda da. Onu merak etmiştim, onu soracaktım. Ne filmi izledin? Şimdi şöyle, filmde bir adam var. Adam bir otelde kalıyor. Bu adamın o otelde kaldığını ispatlamaya çalışıyorlar. Fakat tabii kayıtlara ulaşmak mümkün değil. Ha. İşte sonra ben uyuyakalmışım, bir uyandım, bir baktım. Finalde adamı bulmuşlar ama nasıl buldular acaba? Orada kaldığını nasıl ispatladılar yani? Bu ne kadar saçma bir film ya. Ne kim oynuyor bunda? Ne alakası var yani, Tayland. Of, George Clooney. George Clooney, al işte ya. George Clooney, yani bu Türk kadınlarının bu George Clooney hastalığını ben anlamadım. Bu ikinci sınıf bir aktördür bu adam ya yani. Ha? Ay boş ver onu Tayland. Şimdi benim merak ettiğim olay başka. Sen saptırıyorsun. Sen şimdi dön gel, dön gel. Topla gel, konuya dönelim. Hı? Ya ne konu, çok basit yani. Alacaksın resepsiyondan bütün odaların kartlarını, teker teker bütün odalara bakacaksın. İşte ikinci sınıf bir senaryo yani, senaryo da berbat. Anladın mı? Çözüm bu kadar basit yani. Sen kesin var ya, bir dahisin aşkım ya, süpersin. Tamam, ben çıkıyorum. Görüşürüz. Ne yapıyorsun? Aşkım, gidiyor musun? Hadi görüşürüz. Aa, aa. Sevgililer günü. Gidiyorsun. İnanamıyorum, yırttık. Vallahi yırttık. Bam bam bam. Merve, nasılsın? Sana ne? Ne istiyorsun? Geçen gün iyi değildin, merak ettim seni. Büyütülecek bir şey yok, tansiyonum düşmüştü. Olur öyle. Bari bugün indir şu dikenlerini. Sevgililer günü bugün, biliyorsun. Yes cicim, işte bu sebepten dolayı kapatmam lazım, çok meşgulüm. Serhan çok önemser böyle günleri. Bir sürü program yapmış benim için. Merve, Serhan'ın evden ayrıldığını biliyorum. Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Sana ne, biliyorum işte. Sen neredesin? Kulüpte misin? Evet, buradayım. Tamam bak, sakın ayrılma bir yere, tamam mı? Sakın bir yere ayrılma, geliyorum ben. Geliyorum. Hoş geldin. Niye kimse yok? Dedim ya, bugün sevgililer günü. Herkes karısının kocasının yanında. Biliyorsun, sarmaşık evliler köyü. Bana bak Edip. Evliliğimle ilgili sağda solda boş boş konuşursan seni öldürürüm. Kimseye bırakmam, elimde kalırsın. Bir dakika, bir dakika, sen bayağı celallenmişsin. Gel otur şuraya, sakin ol, bir şey isim. Ya bırak! Git diyorum sana, git! Ayak altında dolaşıyorsun, istemiyorum seni, anlasana, gitsene ya! Merve, bak, başına gelenlerin müsebbibi ben değilim. O yüzden biraz sakin ol. Böyle gittikçe yanacaksın, sonra kendine zarar vereceksin. Bu sefer sen sus, ben konuşayım, olur mu? Bak geldin işte buraya. Hadi anlat bana. Ya nedir, bizim problemimiz nedir? Biz neden birlikte olamıyoruz Zoya? Ya nedir senin bu huysuzluğun, bu huzursuzluğun? Bak bütün engeller kalkıyor. Ben kaldırıyorum artık. Ya ben bilmiyorum. Gerçekten ne yaptığımı bilmiyorum. Ve zaten şu yaptıklarımı da kendime hiç yakıştıramıyorum.
O zaman bırak Oya, bırak yaşayalım ne varsa lütfen. Değil mi? Ya akıntıya karşı kürek çekmenin ne alemi var? Ha? Bak zaten bu kadar engel varken bir de sen engel koyma aramıza. Gel otur hadi şu. Ya bırak! Söküyordu da. Belki dışarıdan gelmiştir ses. Ben bakayım. Yani dışarıda kimse yok. Ama ben bir ses duyduğuma eminim. Ben de. Alo. Oya Hanım merhabalar. Otel Blossom'dan arıyorum ben sizi. Rezervasyon isteğinizi kabul edemeyeceğimizi bildirmek için aradım. Nasıl kabul edemiyorsunuz? Hem bunu şimdi mi haber veriyorsunuz? Olur mu canım öyle şey? Ya tıp dünyasından bir sürü önemli isim katılacak bu konferansa. Ya ben nerede ağırlayacağım konuklarımı? Maalesef otel yönetiminden bize gelen bilgi bu. Odaların o vakte kadar ayrılamayacağını söylüyorlar. Bir şey yapamıyoruz. Olmaz böyle bir şey. Yok şu anda siz beni çok mağdur ediyorsunuz yalnız. Üstelik organizasyonuma taş koyuyorsunuz. Bu problemi şu anda hemen çözmemiz gerekiyor. O zaman sizi otel müdürümüze bağlayayım. Dilerseniz onunla konuşayım bu konuyu. Tamam siz bağlayın beni müdürünüze. Bir saniye bekletiyorum. Hangi otel bu? Blossom. Dersene ben müdürünü tanıyorum. Yok hayır tamam ben kendim hallederim. Alo iyi günler. Rezervasyonla ilgili bir sıkıntı yaşamışsınız. Fakat maalesef yapabileceğimiz bir şey yok. Ne demek yapabileceğimiz bir şey yok beyefendi? Ya böyle başınızdan savacak mısınız beni? Biz başından böyle konuşmamıştık ki sizinle. Ne yazık ki bu durumda bir şey yapamıyoruz. Alo. Ha Nihat sen misin? Ben Serhan Aksak. Ne haber? Serhan Bey buyursunlar. Şimdi bak ne yapalım biliyor musun Nihat'cığım? Bu üst iki kat var ya sen orayı tamamen kapat bize. Bütün kat. Farkını ben vereceğim. Bir de odalarda bir eksiklik olursa da ben karşılayacağım. Sen faturayı benim adıma kesersin tamam mı Nihat? Tabii tabii. Hemen dediğiniz gibi yapıyoruz Serhan Bey. Görüşmek üzere. İyi günler. Sağ ol Nihat'cığım. Selamlar. İyi çalışmalar. Al şunu. Çözdük işte. Neydi şimdi bu? Bir şey değil. Çözdük işte. Ama ben rahatsız oldum. Rahatsız mı oldun? Neden? Çünkü kendimi kötü hissettim. Ya ne bu böyle? Ben halledebilirdim. Herhalde sen kendini çözebilirdin ama işte ben çözdüm. Birlikte çözdük. Hallettik yani. Ben böyle pratik çözümlere çok alışkınım yani. Ama işte ben alışık değilim. Sorun burada. Ben kendi problemlerimi kendim çözerim genelde. Salak oyun. Ya artık senin hayatına ben varım. Tamam mı? Senin problemlerini çözmek benim için zevktir. Niye böyle yapıyorsun ya? Neden yani? Bırak kendini bırak. Rica ediyorum senden. Bırak artık kendini.
Bırak ne varsa yaşayalım. Ne istiyorsun? Ne yapalım? Ben gidiyorum. Benim hoşuma gitmedi bu durum. Bozdu beni. Ben bir gitmem lazım, bir düşünmem lazım. Git. Git oraya. Esra'cığım, ben sana bir şey soracağım. Sen şimdi böyle kendi başına çalışıp didinen bir kadınsın ya. De ki böyle büyük bir problemin oldu. Ve bir adamın biri geldi. O problemi çözümledi. Ne yaparsın? Bayağı hoşuma gider. Gider değil mi? Hatta aşık olurum yani. Olursun. Sonuçta adam senin derdini çözümlemiş yani. Bağlanırsın değil mi? Ay tabii canım, nerede öyle adam? Bulsam direkt yapışırım, bir daha da hayatta bırakmam valla. Ha işte ben bunu salak bayı anlatamıyorum. Sağ ol canım. Sağ ol canım. Rica ederim. Oya Hanım derken? Sen Merve'ye gittin mi? Perşembe gideceğim ona. Ha iyi, cuma bana gel, kaynatırız. Tamam, geleyim de siz şimdi bu çalışan kadın konusunu niye açtınız ki? Oyanın filan. Ha şey, bir arazi çalışmam var da yani durum kalacağını ediyorum. Ufak ufak kısık ateşte pişireceğim. Olacak. Ya olmalı. Hay Allah'ım ya Rabbim. Tamam sporcusun, sporcusun da yani koskoca pist. Ben seni nereden bulacağım ya? Oya! 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 Hay Allah'ım, Pelo görse. Oya'nın peşinden mi koşuyorsun diyecek. Oyacığım! Oyacığım! Oya! 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 Şükür. Hiç duymayacaksın zannettim. Olimpiyatlara falan mı hazırlanıyorsun? Bu ne hırs ya? Ne var Taylan? Ha, ne var? Şimdi birden sorunca. Bak. Oyacığım. Sen benim için çok önemlisin biliyorsun. İlk aşkım sayılırsın. İlkokuldaki Özge'yi saymazsak. Ve bu şeyi konuşmak istiyorum ben seninle. Adam akıllı konuşamadık. 96'daki mevzuyu. Oya. Çok özür dilerim. Gerçekten çok özür dilerim. Yani sana karşı ben kendimi çok borçlu hissediyorum. Borçlu falan değilsin Taylan. Gölge etme yeter. Toparlanabildin mi? Yani ne bileyim, hayatına birileri girdi mi? Mutlu oldun mu? Hani iyi misin? Şu an ne durumdasın? Ay bu sarmaşık benim aşk hayatımla ne kadar ilgilendi ya. Ya o anlamda değil yani. Sonuçta benim için çok ağladın mı? Hani üzüldün mü? O dönem intiharında benim de payım olmalı. Zaten kadınlar üstünde böyle bir etkim var. Pelin'i biliyorsun. Duymuşsundur yani. Aslında bir saklı kalsın dedik ama sen doktorsun. Kalır Taylan, kalır. Hadi toparla. Bak, soğuyorum. Tamam. Yani Pelin'i de bırakamam. Yani olmaz. Prangadayım. Hareket edemiyorum pek. Ama işte evlilik
Evlilikler böyle. Anlıyorum. Biz şimdi senin karşında Pelin'le Taylan çiftiyiz. Hani bunu gerçekten soruyorum yani. Oya bu seni çok bozuyor mu? Yani bunu kaldırabiliyor musun? Gerçekten. Yani kolay değil. Zor, çok zor. Ama ne yapalım, yapacak bir şey yok. Sen kaç kurtar kendini Taylan. Ben gerekirse bağrıma taş basarım. Dalga geçiyorsun. Dalga geçiyorsun ama. Dalga geçiyorum. Tamam. Tamam o zaman. Bence hallettik. Sence? Hallettik. Taylan. Güzel. Şey diyelim o zaman. Görüşürüz. Görüşürüz. Sana kocaman mutluluklar bu hayatta. Kocaman ama. Sana da Pelin'le. Ne bu rezillik? Ne yapıyorsun sen? Nasıl ya? Anlat. Ne zamandır birliktesiniz? Taylan. Taylan yemin ederim yok öyle bir şey ya. Oyun oynadılar. Ben seni seviyorum. İnan bana. Değmezmişsin. Taylan. Taylan yemin ederim yapmadım diyorum ya. İnan bana, ben seni seviyorum. Yalvarırım, bırakma beni. Bırak. Bitti kızım. Bitti. Daha fazla rezil etme kendini. Taylan. Bende dövmesi, sende kolyesi. Madem demin attık birbirimize. Ya sevgilim, çok romantiksin. Söz ver bana. Hiçbir zaman çıkarmayacaksın bunu boynuma. Ya deli misin sen? Hem mi hiç? Öyle ne kadar takacağım bunu? Ya seni çok seviyorum. Ben daha çok be. Dünyalar kadar, okyanuslar kadar, her şeyden çok. Kralsın, paşasın, her şeysin sen ya. Mükemmelsin, seninle gurur duyuyorum ben. Babamla konuştum, tam 12 daire satmışsın. Bir de dönüşüm projesini bağlamışsın. Ya seninle ne kadar gurur duysam az. Ben yapmadım ki onu. Nasıl sen yapmadın ya? Babamla konuştum, babam öyle diyor. Sen daha iyi mi bileceksin Taylan? Aa, hadi böbürlen biraz, gururlan. Hadi aşkım. Baban öyle mi dedi? Evet. Ya ben aslında tabii biraz benim de katkım oldu o işlerde. Hı? Yani hani sorumluluk aldım, aslında bayağı bir katkım oldu. Özellikle o dönüşüm projesi ben olmasam yapılamazdı diye. Kesinlikle sen olmasan olmazdı aşkım benim. Hı. Aferin ya. İşimiz be, yani yapacağız. Aşkım benim ya, çok da güzel yapmışsın. Aferin sana. Ay ben bir şey diyecektim sana, ne diyecektim? Oya, diyorum ki akşam Oya yemeğe çağıralım, ne dersin? Tek başına mı? He. Oya bence gelmez ki tek başına. Niye gelsin? Ben istersem gelir. Beni çok seviyor. Dur ben arayayım. Bak görürsün. İyi, sen bilirsin. Bak gör şimdi. Ya, iyi, hadi bakalım. Dur bak, arıyorum şimdi. Efendim Pelin. Oyacığım tatlım. Nasılsın şekerim? İyiyim. Hı, aman iyi ol. Bak ne diyeceğim. Akşam için bir programın varsa hemen iptal ediyorsun. Çünkü biricik sisterin seni evine yemeğe çağırıyor. Ay Pelin yapma hadi ya. Ay artık çok can sıkıcı olmaya başladı bu durum. Neyi kovalıyorsun? Ah hayatım sen yapma. Naz yapma yani. Ne gereği var ki? Şöyle sister sister yemek yiyeceğiz yani. Hadi bekliyorum, akşam bizdesin. Yok ben gelemem bu akşam. Çok meşgulüm. Doğru diyorsun. Senin şimdi kafanı kaşıyacak vaktin yoktur değil mi?
Ne yaptınız o terasta konferans işini Blossom Otel'de? Halledebildiniz mi? Oya. Alo. Tatlım, orada mısın? Tamam. Ben anlayacağımı anladım Pelin. Geliyorum akşam. Tamam canım, akşam görüşürüz o zaman. Öpüyorum seni. Geliyor Oya. Aa. Hadi hazırlanalım. Kar gözlüğünü. Geçen sene nereye kaldırırsan oradadır. Git aşağı bak. Aşağı. Heh. Ya ben de eldivenlerimi bulamıyorum. Sen de yukarı o zaman. Biriniz aşağı, biriniz yukarı. Eşek yaşına geldiniz. Ben hazırlamadım, olmuyor bavullar. Ay anneciğim, sabah sabah ne kibarsın. Bana laf yetiştirme. Ne alacaksan al, çıkıyoruz hadi. Tamam, bitti. Heh, harika. Ayaz. Ya bu benim kayak turnuvam. Lütfen bana biraz konsantre olabilir miyiz? Yerim seni. Tamamen sendeyiz şu anda. Hadi, hadi hazırlan anneciğim. Daha ne konsantre olacağız acaba? Hadi. Evet, son kez soruyorum. Her şeyimiz hazır mı? Sağ baştan say. Bir ihtimal vermediğimiz kalmıştı. Hazırız. Hazırım ben de. Bakın, bu kapıdan son kez çıkıyoruz. Bir daha gelmem. Anladınız mı? Unuttuğunuz bir şey yok değil mi? Yok, yok. Söz. Tamam, çıkıyoruz hadi bakalım. Evet, evet, evet. Hadi bakalım. Teker döner. Hadi, hadi, hadi. Benim çantamı. Ben aldım. Tamam, tamam. Nasılsınız da ne oldu? Yürüme dedim. Ya arayın içine. Tabletim. Özür mü dedim? Söz mü dedim? Söz dedi bir de ya. Koş dedi. Ya bana diyene bak. Hadi ya. Bismillah. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Gidiyorum. Gidiyorum. Gidiyoruz Kemal.